Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS'de 21 videosuyla tekrardan karşınızdayız. Ve hocayı değiştirdik. Hocayı niye değiştirdik? Hoca ben değiştirmedim. Kul kovdu hocayı. Dedi ki %41 güven oldu onda. Hatta bana da %50'lerde bir güven oluşmuştu. Sonra dedi ki bana yönetim, istediğin şey sana uygun, bu takıma uygun bir hoca getir dedi. Bana önerdiği isimleri beğenmedim. Gittim personellerden güzel bir genç bir hoca aldık. Dinamik, bizimle görüşleri aynı olan, hemen hemen taktiğimizde de uyan 55 yaşındalı Hollandalı bir hoca aldık ve şimdi görüyorsunuz Cellat Playci 12. sırada. Yine pilot potasındaydık o hocayla başlarken. Dun, hocamızın ismi Dun'du. Onunla başlarken yine playoff potasındaydık. İyi işlerle imza atmıştık ama maalesef Dun, hatta Dun da basın odasında şunu dedi. Gerçekten dedi, bir yöneticinin değişmesi lazım dedi. Yani şunu demek istedi. Ya dedi ben gidecektim dedi, ya da dedi beni işaret etti, ya Festio gidecekti dedi, ya da dedi yönetim istifa edecek gibi bir varsayım söyledi. Biz şimdi, ya o da zaten bu takımı bırakmak için can atıyormuş. Ben öyle anladım, can atıyormuş. Bu hocayla biraz ilk maçlarımız iyiydi de, ama şu an biraz toparlanmak için hemen şaha katmamız lazım. Birkaç tane de hoca getirdi. Bazıları istifa etti. Şuradaki mesela futbol baş antrenörümüz istifa etti. Bu durumu görünce hemen dedi seni de içinden geçelim dedi. Ama yönetim hata mı yaptı? Bence yönetim hata yaptı. Dun'la devam edebilirdik. Hani belki kötü bir şekilde gidiyorduk ama en azından kurduğu kadro, yaptığı, yani tanıştığı menajerler onun arkadaşıydı. Şimdi daha bir sanki sıkıntılı olur mu bilemem ama bence yönetim yanlış yaptı. Gerçekten bu Celal Feci yönetimin ağzına yapasım geliyor. Niye kovdunuz hocayı? Tamam, kötüydü de o kadar mı kötüydü oğlum ya? Ama kötüydü de o kadar mı kötüydü? Yani tamam, ben de son haftalarda oynarken hocaya çok kızdım. Bu hatta şunu şöyle söyleyelim. Ben bu ligi oynuyorum ama bu lige ben ne zaman başladım? Sezonu bitirmiştik. Sezonu bitirdikten sonra bir daha ben girdim oyuna. Yani onu söyleyeyim ben. Yani şaşıranlar olabilir. Yani çünkü şey yaptık biz. Oyuna oynadık. Bu arada akademi 66 falan olmuş. Şu oyuncuları da satacağız. Ne yapıyorsun ya beni? Nereye atıyorsun? Tamam. Tamam hadi. All time maçına geçelim hocam. Hemen bakalım. Hop. Ne diyor? Yok, kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Hiç. İş tercihim değildir. Bana iş veriyorlar ama ben kabul etmeyeceğim. Ne oldu? Ay Allah'ım. Oyuna tekrardan sokuyor. İnşallah Muhsen ve maçını oynanmış şekilde gösterir. Tamam. Bir sıkıntı yok. Vay mi? Evet, dur atlat. Evet, tamam. Şimdi Old Town karşılaşmasına geçeceğiz. Tabii bize istekler gelmişti ama bunlar sıfırlandı şimdi. Yine geldi. Yo, kabul etmeyeyim. Yo, hiç. Bakmaya bile tenezzül etmiyorum. Ben Cellat Feyce'yi sevdim. Yola devam diyoruz. Hemen buradan bir CS'sini alalım. Yola devam ediyoruz. Basın bizi konuşuyor. Gazeteler bizi konuşuyor. Evet, hemen onayla sakatlığı olduğu için sakatlıktan döndü. CSD'de bir show yapacağız. Ama biz Premier Lig'e çıkma hedefimiz var. Açıkçası benim var. Ama bu takımla, bu kadroyla çıkabilir miyiz? Yani tabii ki de bu takımı, bu kadroyu geliştirme bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu arada seni niye orada oynatıyor? Hocam, şunu bunu al. Şimdi şuraya ne lazım? Bir VM lazım değil mi? Ey hocam, sana ben de diyorum ki, nerede lan bu bizim Kopil? Şişt, Kopil neredesin? Bir anda kayboldu lan. Heh. Koy şunu, rahatla.
Ne boş yapıyorsun şimdi sen bana? Bana ilk suyu koyuyor ya. Ben ne yapayım hocam onu? Ne diyorsun ha? Ne diyorsun? Evet. Bu hocayı hiç, o sakalı hiç sevmiyorum. Sevmiyorum ha ya, belli belli. Hayır, sevmiyorum yani. Şu hareketlerinden, şu sorularından gıcık oluyorum. Yani bu sene farklı bir Cellat FC takımı var. Maalesef yönetim çok salak, bizim yönetim bayağı salak. Bize transfer parası bile doğru düzgün vermiyor. Bana dedi ki şu şey hedefi gerçekleştir. Affedersin de neyini gerçekleştireyim ben? Neyini gerçekleştireyim ben? Ne? Neyini gerçekleştireyim? Bana money vermiyor. Gidiyor sonra. Hoppala hoppala. Parla bir yön değil mi? Sonra parla bir yön. Oo, 3 tane oyuncu cezalı. Yönetim bu hocayı da sevmedi. Bakın bak bak. Bunu da gönderecek. Harbi bak. Var ya, bunu da gönderecek yönetim ya. Bizim yönetim var ya, manyak ya. Harbi manyak. Dün neyi gönderdi? Adam tecrübeli. Adam istediği kadroyu koymuş zaten. Bizim yani 4-1-4-1 taktiğimizi iyi iş yapıyorduk. Hadi tamam, moral depolayacaktım. Takımı öyle gönderecektim. Abi baktım yönetime dayanan, vay anasını. Sonra da bana dedi oyuncu seç, bu menajerleri önerdi. Ben dedim kendim seçeyim. Bu arada Celal FC'li kötü bir duruma doğru gidiyoruz. Küme düşmemeye çalışıyoruz ya, şaka gibi. Harbi şaka gibi. Bu kadar öyle küme düşmemeye çalışıyoruz. Kadroyu bir moral kampına götürmek lazım. O hocanın moralini düzeltmek lazım. Görüyorsunuz yani çok kötü. Bu durum çok vahim. Şu an evet 15-30 saat. Evet. Oyuncuları gönderdik. Evet, azaldı azaldı. İyileşme tabii o talep hocam. İlk geldiğinde söylemedim ama artık iyileşme talebi yapacaksın bu takıma. Bu arada yönetim bunu kovabilir ha. Adam geldiği gibi yine gidecek ya. Bizim bu yönetimin ağzına yapacağım ama. Baş antrenörümüz bizim 65'ti. Sizin yüzünüzden gitti. Siz bu belki orayı görmediniz ama yani ben sinirlendim yani, niye hocayı gönderiyorsunuz ki? Hocanın ardından ben biliyorum böyle bir şey gelecek başıma. Heh. Böyle diyelim bakalım ne olacak. Heh. Böyle tahviye deyince evvelde takımdakiler de sevindi. Voçeli 4 tane attı. Yani bazen bu hocaya da şuradaki spike ve doğru cevaplar vermeniz lazım. Ya playoff'a çok yakınız ya. Yine 5 puan var arada yani. Aslında kötü hiç değil. Hiç kötü gitmiyoruz ama bizim hedefimiz, amacımız, gideceğimiz yol belli. Playoff. Biz playoff'lara kalmak istiyoruz. Allah'ın izniyle de playoff'lara kalacağız. Evet. Devam edin. Hocaya da var ya, biletini az daha keseceklerdi ha. Hocanın da bileti az daha gidiyordu. Gideceğiydi. Yok hocam şimdi tamam. Bu antrenman sahası biraz genişleyince, yani antrenman sahası biraz gelişince bana da şey yapmayacaklar, hani böyle moralsizlik yapmayacaklar. Yani şimdi bu transfer dönemi açıldı. Bizim şimdi eksiğimiz var mı hocam? Sen kadroda biliyorsun, kadro raporu. Ama raporda bir şey yazmamışsın sen. Evet. Evet. Bunları transfer teklifi gelirse çok iyi olacak. Bu transfer listesin değil mi? Koy. Öyle. Bu iki oyuncu yani birbirimize yaramaz yani. Bu takıma yaramaz. Yaramayacak oyuncular. Arttır hocam, arttır. Hocam sen de arttır. Ay. Hocam. Direktman kabul ediyorum seni. Yani adam 130 verdi. Adam 130 verdi, kusura bakmasın. Bunu kabul etmek zorundaydım. Evet, lütfen takım raporunu inceleyin ve yine oyuncular transfer edin. Takım raporunu transfer hedefi.
Evet. Ne diyor? Koçluk seviyemiz ya. Ne? Koçluk seviyesi ne demek arkadaş ya? Ne oğlum ne ya of ya. Yetti. Yordunuz artık beni ya. Yordunuz artık ya. Merkezi orta saha mı? Merkezi orta saha mı istiyorsun hocam sen? Şimdi sen merkezi orta saha mı istiyorsun? Gel. Gel şimdi sen bana söyle. Heh. Şimdi merkezi orta saha istiyorsun sen. O işte geniş orta saha oluyor işte o. Orta saha işte. Heh, işte. Serbest. Kal. Kontrata. Şu düğmeler çok küçük ondan. Evet gönder. Sen bunu mu istiyorsun? Merkezi orta saha yok. Bunu istemiyorsun sen. Ben anladım. Sen geniş orta saha istiyorsun. Yok sen ghost da istemiyorsun. Ne istiyorsun sen ya? Ne bu? Mo. O da neydi? Mo. Evet. Os orta saha. 60'lık. Bakayım genç var mı? Genç varsa genç alacağız. 21 yaş altı. Bunlar var. Squad player. Evet. Scott player. Evet. Scott player. Hangisi daha iyisi olacağız? Baba, şu Kıbrıslıyı alacaktık alamadık. Ulan orangutan. Yo. Yo. 25 altına gerek yok. Tamam. Şimdi o Scott şeylerini yapsın. Ona göre teklif yapacağız. 3 gün sonra gelecek o. Genç oyuncuları bir inceleyeceğiz. Ne oldu lan Koyun? Ne yaptık biz sana? Bir şey yapmadık ki. Transferini reddettik diye mi öyle oldu? Vallahi kurulu beni göndermesi iyi. Ama ben hedeflerimin çoğunu gerçekleştiriyorum yani. O taktikleri yapacak artık. Bam bam bam. Ben bir sıkıntı yok. Ya yürü git bak. Evet. Böyle söyleyeyim. Keşke yorum yapmasaydık. Niye yorum yaptık? Ya şu adamı hiç sevmem ya. O adam çok zor sorular soruyor ya. Vallahi ilgincime gidiyor. Yani böyle çok basit ya burada playoff'a yükselmek aslında çok basit gibi gözükse de çok takım olduğu için yükselemiyoruz. Acayip derecede çok yoğunluk kritik şeyler oluyor. Yıl olmuş 2027 bizim başarımız yok ya. Keşke Hatayspor'dan istifa etmeseydik. Şimdi Hatayspor şeyine devam ediyor olacaktık. İnşallah bizi kovmazlar ha. Yaptım mı araştırma yaptık. Evet. Evet. Topa sahip olma. Paraguay bakayım. Evet, daha fazla gelişme potansiyelli bir oyuncu. Evet daha da fazla gelişebilirsin. Aslanım benim. Silva sen gelişiyor mu? Fazla gelişme. Evet. Hepsi de fazla gelişme potansiyeli. Bu gördüğüm teklifler. Oha. Bakalım hangisi daha iyi. Tekliflere bakacağız. 155 aylar. 300. 750. 5 aylar. Hemen kabul et. Hemen 200 aylar. 5. Kabul et. Senle bakalım görüşelim mi? Görüş. Agazi magazi. Açmadım. Evet. Reddet. Reddet. Tamam. Başka oyuncuda bir göz at. Kredi teklifler. Nerede kredi? Kredi kredi. Hop hop geçelim. 250. Senle görüşelim. Yo. Yo. Hadi görüşürüz. Tamam neyse birkaç tane şöyle yaptık. Şimdi bu oyuncular gitti takımda. O ne? Marlot. Oyuncuyu geri çağır. Bu bana lazım la. Hadi bana lazım oyuncu. Mo. Bir tane Abraham vardı. 59'luk. Ne bu kim? Heh. Gel bakayım. İspanyol oyuncu. 3 yıl çok istiyorsun be ya. Ama çok istemiyor musun? Çok istedin ama olsun. Verdik bak yine.
Merkezi orta saha istedi hoca da. Merkezi orta sahalık. Bu arada 7 dakika daha geçmiş videoda. CS'de evet birkaç tane daha maç yaparız. Videoyu bitiririz. Kısaca daha uzun sürmemesi için diyorum. Ben de şu an kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Aa, oyuncuların formuna bakmadık ama. Ya bazı çok kırmızı formda oluyor. O beni gıcık ediyor. Hani kırmızı formda oynatmasın hoca. Mesela bu kick'i aldık galibiyeti. Losa bir de kırmızı görmüş. Oy. Losa çok agresifsin be oğlum. İyi oyuncusun ama çok agresifsin. Vokik'te 47 puan ha. Çok iyi kritik bir puan almışız. 3 tane daha maç yapacağım bırakacağım. 3 maç daha yapacağım bırakacağım. Hatta ne 3 maç? 2 maç daha yapalım. Bırakalım. Takımımızda birkaç tane oyuncu değiştirdik. Birkaç tane oyuncu aldık CSD'de. Şimdi merkezi orta saha aldık. York City'de lider büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor. York City'den de bu kötü oldu ya. Losa bu maç oynamayacak. Biraz iğnesi heyecanlandırmadı diyor ama göreceksiniz. Bu çocuk herkesin içinden geçecek. Anlayacaksınız. Siz sonradan anlayacaksınız. Bu çocuğu biz önceden niye almadık diye yalvaracaksınız. Şimdi güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hocam evet endişelisiniz. Ben de anlıyorum. Kadro raporuna tekrardan bakıyorum. Senin bir eksiğin var mı? Gediğin var mı? Şu an gözükmüyor. Eksiğin gediğin olmadığı için. Tamam. Burada kiralık oyuncu diyelim. Sen bu gelişir. Merkezi forvet. Gelişebilecek çünkü o bu oyuncu. Squad raporu almadık ama olsun. Ne kadar gelişecek göreceğiz. Marlott. Marlott için teklif almışız. Siz babayı alırsınız Marlott'u. Niye alacaksınız Marlott'u? Alamazsınız. Genç oyuncu çünkü o. Yapma ya. Az önce yine oyundan çıktık yanlışlıkla. Bu sefer evet tekrardan hızlıca geçelim. York City bu arada lider. XP'ye de şey gelmiş. 210. Merkezi orta saha çok var mı ya? Eğer XP'nin yerini alabiliriz mesela. Ama ondan daha genç, daha dinamik bir oyuncu merkezi orta saha almak için buradan göndereceğim herhalde. Kontra atak stil. Kontrat durumu kiralanabilir falan gönder bakayım. Yok. Genç yok. Oyuncu yaşı 21-25 yok. O zaman serbest var mı? Yok. Hemen oradan bir ne yapalım? Orta saha kontrat atak derece 56-69 kontrat durumu serbest. Merkezi orta saha ne olarak çıkıyor? Cam olarak çıkması lazım. Geniş orta saha olarak değil mi? Goz. Yok ya. Satma. Satma. Reddettik. Genişmiş lan. 23 yaşındayım zaten. Bir tane daha maç yapalım. Yani bayağı bir uzun olmasın videomuz. Kısa yavaş yavaş gidelim. Kısa kısa gidelim. Şu an kurulun güveni bize bayağı bir düştü. Gerçekten onları hayal kırıklığına uğratmış durumdayız. Daha da yakın yerlerde olabilirdik. Evet, endişe duyuyorsunuz. Ben de endişe duyuyorum. Yok, şimdi değil hocam. Daha fazla pozisyona girmemiz lazım. Ligde York City görürsünüz. 58 puanla lider. Bu takımı kazanmamız lazım. Yenmemiz lazım. Şu an bayağı bir rakipler bu kadar kadromuz olmasına rağmen yani playoff potasına gitmemize rağmen hani o kadar gelişmiş bir kadromuz olmasına rağmen yine rakipler yine bizden daha çok güçlü. Bazı takımların kadroları bayağı iyi. 64'lerde bak mesela York City öyle. Ya şu adamı alsam mı ya? Şunu alsam mesela hücum kaç olur? Tamam. Almayacağım. Artık gönderelim. Ne olacaksa olsun. Ben artık ne olacağı hazırım. Kazanalım da yesin yani bir şu puan alalım. Ya lideri yeniyorsun. Bak bu oyun çok saçma ama bazı yerlerde çok saçma oluyor. Lideri yeniyorsun. Yani sonucu yeniyorsun falan bunlar çok saçma yani. Değil mi? Bir rahatlayalım ya.
Vokik'te bu arada 48 puanla. Bilmiyorum, playoff potasını zorlar mıyız? Yani zorlayabiliriz. Çünkü yukarılara doğru çıktık. Bir tane daha maç yapalım. Hadi bunu saymayalım. Bunu adam yerine saymadım bu maçı. Barnett maçı var ama Anastasio. Vay oğlum ya, ne oyuncuymuş be. Vay arkadaş. Ya bak, fizyoterapist. Daha takıma yeni geldin. Yürü git. Nereye gidiyorsun sen daha? Yok. Anastasio emekli olana kadar bu takımda oynayacak. Bakayım, kredifler, görünümlü teklifler. Hayır. O bizim oyuncumuz. Hayır. Onu biz oynatacağız. Merkezi orta saha bölümünde göreceksiniz o delikanlıyı. Bazen oynayacak. Şimdi bir son maç daha yapalım. Son maçtan sonra bitireceğiz yani. Ligde şu an durumumuz iyi değil. Kötü de değil. Bunların hepsinin üstesinden, başından gelmeye çalışacağız. O X-Kai. X-Kai'yi oynatıyor. Chapman'i oynatmıyor. Bakalım. Nasip kısmet. Maça atla. İyi. İyi seri yapmaya başladık. İnşallah daha da bu seriyi devam ettiririz diyorum. Cellat FC'li 47 puanlı olduk. Vokik de puan aldı. 51'e çıktı. Hala her şey için çok erken. Biraz hoca toparlamaya başladı. Bu hocayla iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah da iyi yerlere geliriz. Bu York City zaten 61 puanla, yani bize kaybetmesine rağmen iyi puandalar. Evet, bugünlük CS:GO 21 videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.